Karides Doktora kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni bir vlog başlıyoruz. Bu vlogumuzun adı Red Devil Vlog'u. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar yeni bir kurulum yaptık. Yeni bir tür daha edindik. Bakın bu türün adı Red Devil, kırmızı şeytan. Özelliği şu arkadaşlar. Şöyle biraz zoom yapayım size. Gövdesi tamamen kırmızı, desensiz ve gözleri turuncu. Nasıl elde edildiğini, bu turuncu gözlü Yellow King Kong'lar gibi, bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ama çok çok zor olduğuna eminim. Çünkü turuncu göz biliyorsunuz kaplanlardan geçiyor. Kaplanların da en gövdeyle ilgili en baskın özelliği gövde rengindeki saydamlıktır. Yani o saydam gövde rengini nasıl böyle bir mat hale, özellikle de kırmızı hale getirdiler. İnanın bilmiyorum ama çok nadir narin canlılar olduklarını söyleyebilirim. Çünkü üretmesi gerçekten zor. Deneyimli arkadaşlardan bile deneyip başarısız olanlar oldu. Bakalım biz üretebilecek miyiz? Herhalde denediğim en zor tür bu olabilir. Toplam 10 tane Red Devil'imiz var arkadaşlar. Şu aralarda farklı yavrular görebilirsiniz. Bakın burası bir önceki videoda fansileri boşalttığımız tank. Onun küçük yavruları daha buralarda duruyor. Söylemiştim o videoda burada farklı bir şey yapacağımı. İşte o buydu arkadaşlar, Red Devil'di. Bu yavrular büyüdükçe biraz daha böyle tank değiştirmeye uygun oldukça buradan alacağım. Bunlar o fansilerin yavruları. Bizim Red Devil'lerimiz burada. Yani seleksiyonun uç noktası, en uç noktası bence Red Devil'ler. Çünkü kırmızı gövdeyi bu hale getirmek ve özellikle turuncu gözü bu canlılarda stabil hale getirmek oldukça zor bir iş arkadaşlar. Bu konuda çaprazlama deneyleri yapan arkadaşlar iyi bilir ki bu hale gelmek oldukça zordur. Bir arkadaşımız da gönderdi bize bu karidesleri, sağ olsun. Bakalım bunları üretip çoğaltma işini gerçekleştirebilecek miyiz? Bu aralar yeni türler geliyor elimize. Geldikçe de sizlerle böyle video paylaşmaya devam edeceğim. Bu tankı, neden bu tankı kullandım? Çünkü bu tankın yavru verimi oldukça iyiydi arkadaşlar. Bu türü de riske etmek istemediğim için bildiğim düzeninden emin olduğum bir tanka koymak istedim. Bakın sağda bir Bucephalandra türü var. Solda tamamen farklı bir Bucephalandra türü var. Şu ortadaki kütüğe bağlı Bucephalandra'ları da bize Murat Cırnaz hediye etti. Teşekkür ediyoruz bir kez daha buradan kendisine. Burayı mozsuz, yalnızca bu sefalandıralardan oluşan bir tank halinde tuttum. Çünkü bu canlıları daha yakından takip etmem lazım. O yüzden buraya bir moz koymayı düşünmedim arkadaşlar. Sadece bu sefalandıralarla şu öne gelecek şekilde, canlıları sürekli görebileceğim şekilde burada takip edeceğim. Bakalım bu türleri de yaşatmayı, çoğaltmayı başarabilecek miyiz? Bu türümüzün adı Red Devil. Bence şu ana kadar Kalidina'daki en zor türlerden bir tanesi diyebilirim. Hem neden zor diyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında şartları ayrı. Bakın burada Red Devil, pardon, fansiler vardı. Onları çıkarttık. Red Devil'leri koyduk. Bunlara farklı bir şey yapacak mıyız? Yapmayacağız. Ama bu tür tamamen çekinik genlerden oluştuğu için, yani seleksiyonla iyice seçile genetiği zayıfladığı için hem bağışıklığı düşük oluyor, hastalıklara, ölümlere kolay yatkınlık oluyor, hem de çeşitli genetik hastalıklara yatkınlık oluyor bu türlerde. Bir de büyümesi, üremesi oldukça yavaş oluyor. Bakalım biz başarabilecek miyiz? Uzun süre direndim aslında bu türe ama en son bir arkadaş göndermek isteyince onu da kabul ettik. Bakalım bu türü de üretip çoğaltabilecek miyiz? İlk videomuz bu video kısa olacak. 10 tane Red Devil'imiz var. Hepsi öne gelmedi şu anda. Bazıları daha koyu, bazıları biraz daha açık. Bu normal bir durum. Cinsiyetleri belli değil. Bakalım bu tanktan da gelişmeleri, yumurta olursa, yavrular doğarsa sizlerle paylaşacağım. Bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.